Suriye gündeminde kritik gelişmeler yaşanıyor. Türkiye, Rusya ve İran arasında başlatılan Astana sürecine ev sahipliği yapan Kazakistan'ın Dışişleri Bakanı Ankara'daydı. Mevkidaşı Kayrat Abdurrahmanov'la ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi. Bazı kıskançlıkların olduğunu görüyoruz. Astana'da olamayan ülkelerin Astana sürecini zayıflatmaya çalıştığını görüyoruz. Fakat bugüne kadar Suriye ile ilgili de en somut adımlar Astana'da ve daha sonra bir kere düzenlenen Soçi'de olmuştur. Ve Cenevre sürecini destekleyici bir niteliktedir. Ve Astana sürecini önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Bir sonraki toplantılar 14-15 Mayıs'ta yine Astana'da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping ile Suriye ana konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine işaret eden Erdoğan ve Xi Jinping terörle ortak mücadelenin önemine değindi. Suriye gündeminin kritik aktörlerinden Rusya'dan da önemli açıklamalar var. Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, Batı Koalisyonu'nun Suriye saldırısının amacı militanlara soluk aldırmaktı dedi. Zaharova ayrıca Doğu Guta'nın kurtarılan bölgelerinde kimyasal silahlarının en korkunç olan klorla dolu Alman menşeli konteynerler, ayrıca dikkat Salisbury kentinde üretilen duman bombaları tespit edildi açıklamasında bulundu. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren tehditleri terör örgütü PKK-YPG'nin omurgasını oluşturdu. Demokratik Suriye güçlerine bağlı Membiç Askeri Meclisi, Amerika Birleşik Devletleri askerleri Membiç'e kim saldırırsa karşılık vereceğiz diye bize söz verdiler açıklamasında bulundu. ABD'nin asker ve silah sevkiyatı yaptığı Membiç'in sınırlarında Amerika zırhlıları devreye geziyor. Öte yandan Rus basınında Özgür Suriye Ordusu ve El Nusra'nın Suriye'nin güneyindeki bölgelerde kontrolünü arttırmaya devam ettiği ve burada ABD'nin himayesinde özerk bir bölge kurmak istedikleri iddia edildi.